Bu bir demet tiyatro aslında o dönemin televizyonculuk tarihi açısından çok ilk bir işti. Yani o güne kadar hiç yapılmamış bir şeydi. Evet. Sonrasında siz devam ettiniz. Çok güzel hareketler bunlar girdi hayatımıza. Şimdi o da devam ediyor. İkinci nesil. Evet. Dördüncü sezon yanılmıyorsam, değil mi? Evet. Siz birazcık şey yaptınız. Şimdi Eser şahane gidiyor bu arada. Eser'i de tebrik ediyorum. Ben çok beğeniyorum Eser sunuculuğunu. İlk sezonda da şahaneydi. Yani ilk kuşakta da şahaneydi. Siz bırakmadınız değil mi? Ayda bir mi geliyorsunuz şimdi? Nasıl? Gidiyorum. Ya orası bizim evimiz ya. Ben yani çünkü onu şuna buna dönüşmüş olması benim için büyük mutluluk. Yani o fiziken benim varlığıma bağlı bir şey olmamalı. Yani o bak şimdi çocukların yani birinci kuşağı yetiştirdik, diğerlerine rehberlik yapacak duruma geldiler. Yani daha ne isterim ben? O yüzden ben canım ne zaman isterse ya da bir ekipte bir değişim dönüşüm bir şey varsa gidiyorum. Yani her anda gidebilirim. İki kuşağı karşılaştırın diyeceğim size ama biraz zor bir soru olacak. Yetenek ve konsantrasyon açısından. Ya bunu seyircinin yapma geldiği bir şeydir ama ben sadece şunu söyleyebilirim. Şimdi birinci kuşak onların birlikte icat ettiğimiz şeylerden ikinci kuşak yararlandı. Yani sonradan gelenler hep daha avantajlılar. O öyle bir deneyim var önlerinde. Nasıl çalışacaklar yani. Biz o çocuklarla birinci kuşakla bu işi icat ettik yani. Evet. Hatta ya ben bunu söylediğimde etrafa işte her hafta bir tiyatro kabare oyunu gibi oyun yapacaklar dediğimde Ve yazacaklar. delirdiğimi düşündüler. Yani kendileri yazacaklar. Çünkü o zaman hatırla yani 8 tane skeçte 4 yıl 5 yıl Tabii. tiyatro giderdi. Ama bu çocuklar yaptılar onu. Yapabildiklerini önce mutfak kabe şeyde komedi kulübünde gösterdiler. Sonra da orada yaptılar. Şimdi gelen çocuklar icat edilmiş bir formatın üzerine geldiler. Yani şimdi bu kıyaslanamazlar. Yani birinci kuşağın emeği tartışılmaz. Bu sizin bir hep anlatır çocuklar. Yani ben o ilk birinci nesilden hepsi bizim çok sevdiğimiz kardeşlerimiz olduğu için derler ki Yılmaz Hoca hep oynamayı bir yere koyar ama esas iş yazmaktır derdi. Yani yazmazsanız siz hiçbir şey değilsiniz, yazacaksınız diye Ya tabii. böyle bir şeyle başlatırdı ve Tabii çünkü sektörde de sorun budur. Yani sektörde de daha çok yazara ihtiyaç var. Yani bir yazar bir sürü insanın iş yapmasını sağlıyor. Yani bir ana nedir o şey? Kraliçe arı projesidir o. Şimdi yoksa öbür türlü bekleyeceksin birinin aklına bir fikir gelecek. Aklına gelen 80 oyuncudan bir tanesi de sen olacaksın. Yani kendi kariyerini, kaderini hem kurumsal olarak hem bireysel olarak sağlama almanın yolu yazmak. Seçmelerde ilk neye bakıyorsunuz? Yani birçok insan özellikle oyuncu olmak isteyen, senarist olmak isteyen, yani bir şekilde tiyatro sahnesine girmek isteyen insanlar için artık çok güzel hareketler bunlar. Bir şey oldu. Yani bir okul gibi de oldu. Herkesin ideali. Çok merak da ediliyor bildiğim kadarıyla. Neye bakılıyor ilk? Yani geldi ilk bir çocuk geldi dedi ki işte ben buraya girmek istiyorum. Ya, Büyüyünce eser olacağım dedi. Güldürecek o zaman. O kadar. Yani kendisine bir süre veriliyor. Nasıl, şaka mı yapıyorsun Üç dakikada bir hazırlık yapacaksın. Bazen eğer bizim skeçlerden oynayabilirsin, kendini yazabilirsin. Ama 3 dakikada zeki ve diye. komik biri olduğunu anlatmalı. Çok zor değil mi abi ya? Zor ama şimdi talep arttıkça yani ben dünyanın en sağlıklı sınav sistemi budur demiyorum ama başka bir çaresi de yok. Sizin böyle bir şeyiniz var değil mi? Ya Allah bence rahmet onları kazanamamış biriyim eylesin. Evet, mesela. Ferhan abi de galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ferhan abinin ilk şeye Orada çıktığınızda da konservatuvarda da öyle mi? Ben konservatuvar ama ben bilmiyorum. zaten kötüydüm yani. Ben de olsam Bak beni siz de söylüyorsunuz zaten. Berbattım yani diye. almazdım yani tabii. Konservatuvar sınavında da öyle oldu. Ama ya bu sistemin Yılmaz Erdoğan'ı elemiş olması bir yandan ne kadar sağlıksız olduğunu Güzel. da gösteriyor. Ya ama yani dediğim gibi yani bu yetenek, şimdi bazen baskı altında yeteneğini ortaya koyamayan bireye de ne yapalım? Bir hafta onunla yaşayamıyoruz tabii. Yani sınav, şimdi insanlar biraz daha audition falan seçmeler, bunlara daha alışkın sektör. O zaman da hiç çok fazla yoktu. Bir de karşında mesela konservatuvar sınavını hatırlıyorum yani. Yıldız Kenter, Müjdat Gezen, sert bir ekip vardı. Bir de orada işte onlar veriyordu Shakespeare'den bir parça, filan kesten bir parça. Bir parça da serbest demişlerdi. Serbest de hani klasik olmak zorunda değil anlamındaymış. Ben onu O anlamadım. kadar serbest değil yani. Ben kendim yazdım. Ben çok serbest yazdım. Nasıl bir küstahlıksa, daha doğrusu küstahlık diye yazmadım ben ama sonu şöyle bitiyordu yani. Bu sınavı kazanırsam büyüyünce ben de jüri olacağım. Oo.
Ha yine bir orada da bir eleştiri var yani bir orada bir. Odadaki buzdan havayı hatırlıyorum. Abi siz kazanmamak kadar doğal bir şey yokmuş yani bu sınavı. Tabii tabii. Kazanmama konusunda çok başarılıydı. Gayret göstermişsin.